Evet, son yarışmacımız Onu da hocam. alalım Davet hocam. ediyoruz. Osman İnşallah Pınarbaşı. bugün bitiriyoruz. Bugün efendim haftaya kadar artık SMS'leri göndermeye devam ediyorsunuz. Arası arkadaşlarımız zaman zaman okuyanlarımızın size böyle küçük bir örneğini dinletecekler. Bakalım sizin oyunuz kime gelecek? Çünkü sizin SMS'leriniz de o kardeşlerimizin belirlenmesinde hayli etkili olacak. Efendim haftaya kadar sanıyorum bir 5 kişi elemiş olacağız inşallah. Evet, önümüzdeki cuma günü 13 kişiyle devam edeceğiz. Evet, şimdi Mustafa Işık okudu. Okudu Osman Pınarbaşı. Evet. Ali İmran suresi 75 77. Osman kardeş ne iş yapıyorduk? Hocam ben Fahri Mahmut yapıyorum. Elhamdülillah. Evet, inşallah bir gün Aslı'yı da olur. 75, dua ediyoruz. Haydi bakalım. Söz senin. 58. sayfada falan. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min
Osman Hocam yüreğine sağlık maşallah. Böyle halis bir Türk tavrı diyoruz ya biz, öyle bir tarzla bugünkü yarışmamızın hitamını yapmış olduk. Evet. Cenab-ı Hak utandırmasın. Evet kıymetli seyircilerimiz, bugün yarışmamızın sonuna geldik. Biraz uzattık onu biliyorum ama efendim kıymetli bakanımızın programının öne girmesiyle epeyce sarktı. İnşallah haftaya böyle bir şey olmayacak, onu söyleyebilirim. Ben efendim tüm jüri üyelerimize, ekranın başında sizlere ve özellikle bugünkü bu yarışmada şeref okuyucu olarak aramızda bulunan ve misafir jürimiz olarak aramızda bulunan Ahmet Tayyar hocama teşekkür etmeden hepsini şöyle kısa kısa bir görüşlerini alıp inşallah bu birinci yarışmamız efendim, bu aynı zamanda bir tecrübe. Sonra televizyonlarda ilk efendim, ondan sonra kapatalım. Ahmet hocam. Hocam elhamdülillah hemen hemen her karinin dünya çapında kendi adından söz ettirmiş, gönüllere taht kurmuş her kariden adeta tilavetlerin numunelerini dinledik. Allah hepsinden razı olsun kardeşlerimizin. İsmail Biçer hariç yalnız. Evet. Evet, İsmail Biçer dinlemek isterdim ben burada. O da Türkiye yarışmasında yapacağımız bir yarışmada olur diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Yani puanlama konusunda da hayli zorlandığımızı da itiraf etmeliyim. Yani gerçekten kardeşlerimiz çok yetenekli maşallah. Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyorum her birine. Amin hocam. Evet. Hocamın dediğine aynen katılıyorum. Allah razı olsun. Ben de kardeşlerimizin böyle tavır, hareket, davranış hakikaten okuduklarıyla mutabık bir haldeler. Böyle efendi üslubuyla gelip oturup Kur'an-ı Kerim tilavetini hakikaten bu anlamada zannediyorum siz daha zorlanırsınız. Ben zorlandım. Allah güç kuvvet versin. Amin hocam. Çok güzel bir şey başlatıldı. Biraz gecikmeli de olsa olsun, bu saatte böyle Kur'an'la iştigal etmek. Ben tebrik ediyorum kardeşlerimizi. Sevgili Hüseyin hocam, siz bu usluki işi nasıl evet. Üstadımızsınız? Estağfurullah. Evet hocam, ne dersiniz? Şimdi burada tabii katılan kardeşlerimizin genel okuyuşlarına baktığımız zaman Arap tarzının ağır bastığını görüyoruz. Onun bir hakimiyeti söz konusu. Makamlarda daha çok rast makamı. Tabii biraz da burada bir genel anlamda yine taklidin etkisi olduğunu görüyoruz. Daha çok ağırlıklı olarak rast makamı, zaman zaman nihavent geçkiler ya da nihavent ağırlıklı okumalar. Bizim İstanbul tarzı belki birkaç tane oldu ya da bazen Arap tarzıyla karışık olanlar oldu. Mesela dediğim gibi daha çok işte rast ve nihavent, böyle bir iki kişi de farklı makamlar, mesela işte Kürdi Muhayyer okuyan Kürdi, Muhayyer Kürdi oldu, kısmen Hicaz okuyanlar oldu, sabah oldu, Uşak doğru. İçerisinde sabah geçkiler söz konusu oldu. En son okuyucumuz da öyle mesela, Uşak oldu. Genel anlamda güzel. Tabii birçok yaş olarak küçük, sesleri henüz oturmamış olan kardeşlerimiz vardı. Hı hı. Ama bu bir başlangıçtır. İnşallah ileriki zamanlarda çok bunlar güzel yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Şüphesiz hocam. Teşekkür ediyorum. Evet Murat hocam. Vakıf ve iptida. Evet hocam. Hocam evvela böyle hocam bir programa hocam öncülük ettiğiniz için sizlere ve Kanal Urfa'ya teşekkür ederim hocam. Eksik olmayın hocam. Gençlerim hocam maşallah yetenekli. Bir de şu var hocam, Urfa'mızın hançeresi müsait olduğu için eğer Kur'an-ı Kerim'e eğilim olsa bu işi hayli götüreceklerine inanıyorum hocam. Evet hocam. Hançerelere evet. Müsaittir hocam. Evet. Aslında Güneydoğu'nun hocam. Evet. Bu hançere Kur'an alanında daha da ortaya çıkabiliyorsunuz. Evet. Araplara yakın ama evet. Sahsebi. Hocam vakıf iptida konusunda nasıl değerlendirirsin? Orta hocam.
Öyle çok ciddi sıkıntılar yoktu. Yok hocam. Değil mi? Yok hocam. İyi. Evet. Hocam size tecvidi verdik. Evet hocam. En hassas bir konu. En titizlikle ilgi duyulması gereken bir konu. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala Allahu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ve vattilil Kur'an'ı tertila. Kur'an-ı Kerim'i tertil ile okuyunuz. Cevurdur Kur'an'a tecvid mi demek istiyorsunuz? Yani? Tertil nedir diye sordukları zaman Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine tertil et tecvid-i huruf ve ma'rifeti vukuf. Tecvid. Hocam bir daha söyleyelim onu Arapça hocam. Tertil et tecvid-i huruf ve ma'rifeti vukuf. Tecvid harflerini bilmek ve vakıfları bilmektir, iktidaları bilmektir. Dolayısıyla tecvidli bir şekilde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i nazil etti. O günden bugüne kadar da böyle geldi. Onun için tecvidin hükmü bir defa farz. Fakat bu belli bir usul, belli bir kaide içerisinde olması gerekir. Genel anlamda baktığımız zaman tahkik bir okuyuş. Tahkik bir okuyuşta bizim kıraatimize göre, İmam Asım'a göre medd-i muttasıl ve medd-i münfasılların 4 elif miktarı olması gerekir. İdgamların şeddeli olan mimlerin, şeddeli olan nunların malumunuz 1,5 elif miktarı tutulması gerekir ki bu eksiklikler bayağı vardı. Bayağı vardı. Ama tabii ilk defa düzenlenen bir yarışma. Özellikle gençlerimizin bu konuda göstermiş oldukları ilgi ve alaka son derece sevindirici. Bu cesaretleri. Bu cesaretleri takdire şayan. İnşallah daha iyi olur. Hocam bir de hafızlarımızın dikkatine hocam. Bu genel okuyucunun çoğunda var hocam. Ve huve ve hiye bakiye gibi kelimelerde hocam. Baki, hu, hi diye vakfetmeleri yanlış hocam. Baki, hu, hi diye olmalı hocam. Çekilmeli, men durulmalı. Evet. Bu hafızlarımızda yine var hocam. Evet. Bu eksiklik hocam, bu önemli hocam. Evet, mekharici huruf konusunda o da bendenizin değerlendirdiği sahaydı. Ben mümkün mertebe diğer sizin yaptığınız değerlendirmelere girmeden sadece harflere not vereyim diye arzu ettim. Genel olarak hakikaten de düzgün elhamdülillah. Yani manayı bozacak ciddi bir bozukluk yok. Yok evet. Geneli çok iyi elhamdülillah. Hatta birkaç kardeşimizin sağlam ta'lim okuduğu daha e'udu derken belli. Hemen belli oluyor. Efendim yani genel durum elhamdülillah. Lahnı hafi olan hatalar. Tabii hocam. Evet. Şimdi ümit ediyoruz inşallah bu yarışma aynı zamanda bir örnek teşkil eder. Kur'an sevdası kardeşlerimize böyle bir teşvik olsun. Yani benim eksiklerim şunlarmış. Bunları da tamamlayıp işi gereken noktaya taşıyayım. Arzusu kendilerinde devreşsin için zaten böyle bir yarışma yapılıyor. Efendim bu saate kadar büyük bir dikkatle, rikkatle Kur'an'ımıza kulak verdiğiniz için sizlere ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Rabbimiz bizlere Kur'an'ımızı en güzel bir şekilde okumayı, onu ezberlemeyi, onu anlamayı altını çiziyorum. En önemlisi onun ahlakıyla ahlaklanmayı, Kur'an adamı olmayı nasip eylesin diyoruz. Amin. Cenab-ı Hak öncelikle bizlerin ruhlarını Kur'an ile ihya eylesin. Sonra da tüm geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Amin. Geceniz hayırlı ve mübarek olsun efendim.